Aziz Konukman hocama bir merhaba diyeyim. Hocam merhaba. Merhabalar sevgili İnan. İyi misiniz hocam? İyiyim iyiyim. Hocam Biraz dedi ki... ayaklarda bir sorun var. Ha. Senin stüdyona gelemiyorum bir türlü. Evet hocam. İnşallah tez zamanda iyileşirsiniz. Stüdyoda Tamam. şöyle karşıma oturursunuz. Birlikte muhabbet ederiz. Tabii. Hocam şimdi Erdoğan az önce dedi ki muhalefetin dedi ülkenin hayrına olan orta vadeli ekonomik program gibi başlıklarda bize destek vermesini bekliyoruz dedi. Şimdi siz programın Cevdet Yılmaz'ı dinlediniz. Programın geneline ilişkin bir değerlendirme yapın hocam. Ben de size bir takım ayrıntılara ilişkin Tamam. sorular yönelteceğim. Ya bir kere resmi gazetede yayınlanmadı daha henüz. Yani bugün geç saatlerde yayınlanır bilmiyorum. Bu sadece bir basın açıklaması. Bütün o tabloları orada görmemiz lazım. Ama ben izleyebildiğim kadarıyla not aldım. Sizde o tablolar ekranda olsa harika olurdu. Onların üzerinden konuşmak ama ben kendi toparladığım verilerle. Çünkü ekranda görülmesi yorumlamasını kolaylaştıracaktı. Ama ben kendim elimden geldiğince notları aldım. Lütfen Şimdi hocam. Bir kere şunu söyleyelim. Ya bu program kimin programı Allah aşkına? Tek adam rejiminde Cumhurbaşkanı programı. Yani bu yol haritasını Cumhurbaşkanı açıklıyor. Nerede yayınlanacak? Resmi gazetede. Peki hazırlayanlar kim? İşte Maliye Bakanlığı, Strateji Bütçe Başkanlığı. İkisinin koordinasyonuyla hazırlanır. 5018 öyle diyor. İyi de kardeşim kim sunuyor ya? Kim sunuyor? Cevdet Yılmaz. Benim yakın dostum. Biz onunla plan çalışmalarında, özel istihdam komisyonlarında çalıştık. Ama politik bir kimliği var mı? Memur. Memur kardeşim. Haksızlık yapmayalım. Adam memur. Ona siyasi bir metin açıklatıyorsunuz ya. Nerede Cumhurbaşkanı ya? Lütfen ya. Muhalefetin kendisini ciddiye alması için sunumunu kendisinin yapması lazım. Ya siz hiç Cumhurbaşkanı'nı bir OVP açıklarken gördünüz mü ya? Ya da Cumhurbaşkanı'nın bir bütçe sunumunda gördünüz mü? Doğrudan muhatabı kendisi. Ya hayatında iki tane önemli şey var. Bir tanesi OVP, bir tanesi bütçe. Yani parlamentoda gözükeceği iki tane. Bir de açılışlarda filan. Açılışlarda maşallah gövde gösterisi yapıyor. Ama hayati önemi olan bu rejimin en önemli iki belgesini Sayın Cumhurbaşkanı değil, yardımcısı yani hiçbir siyasi sorumluluğu olmayan bir memur açıklıyor. Bakın muhalefet buna şiddetle itiraz etmeli. Yakında bütçe açıklanacak. Parlamentoya bütçe gelecek sevgili İnan. O bütçeyi de yine Cumhurbaşkanı yardımcısı sunacak. Açık söylüyorum buradan. Bakanlık bütçelerini bakanlar sunacak. Yine memurlar sunacak. Bakın. Hiçbir siyasi sorumluluğu olmayan bir insanların mecliste bütçe hakkı gereği sunum yapmaması gerekiyor. Yani seçilmiş memurlar, değiller hocam. Siyasi sorumluluğu yok olamaz, derken onu söylüyorsun. Olamaz. Sevgili İnan atanmış. Olamaz. Bakın bir kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir kez doğru bir şey yaptı. Mecliste bu bütçeyle ilgili. Bütçe kapanış konuşmasında hatırlarsan muhatabım nerede diye sordu. Doğru bir soru sordu. Ama ben isterdim ki hem kendisi hem bütün milletvekilleri parlamentoda bu soruyu daha bütçe sunulurken o zamanın Cumhurbaşkanı yardımcısına da aynı şeyi demeleri lazım. Ve şunu yapmaları lazım. Ya bakın iki tür eylem biçimi olur. Ya girmezsiniz oturumlara siyasi sorunlar gelmeden biz muhatap almayız onları dersiniz. Ya da sırtınızı dönersiniz protesto edersiniz. Vallahi hiçbirisini yapmadılar. Açık söyleyeyim hiçbirisini yapmadılar. Onun için ben sevgili İnan buradan bu hatırlatmayı yaparak istersen hocam, konuşmaya. Hocam usul esastan önce gelir diyorsunuz. Bravo, bravo. Onun için özellikle söylemek durumunda kaldım. Tamam. Sana özel teşekkür ediyorum. Benim bir makalemin başlığıydı bu. Sağ ol, sen de o başlığı kendin attın. Yani doğrusu da o zaten. Şimdi tamam. Gelelim konunun kendisine. Gelelim. Ya bir kere... Bilindik program Allah aşkına. Yeni hiçbir şey yok onu söyleyeyim. Bilindik program. Yine bilindik böyle hedefler. Allah aşkına tek hane. Ya açın eski OVP'leri sevgili İnan senin deneyimin var. Vallahi ne olur şu yanındaki arkadaşlara indirsinler eski OVP dosyalarını. Ya hepsinde tek haneli enflasyon yok istihdam şuraya varacak. Oraya gitme 2023 hedeflerini hatırla.
10. Kalkınma Planı'nda değil mi? Bir revize edildi daha önce. Evet. Yine bir 11. Kalkınma Planı'nda revize edildi. Yine seninle katıldığımız bir programdı, ben iyi hatırlıyorum. 2023 hedeflerinin çöktüğünü söylemiştim. Yani OVP'lerin 2023 hedeflerinde bir bakarsan çöktüğünü görürsün. Gerçekleşme tahminleri var Sayın Genel Cumhurbaşkanı Yardımcısının. Oradaki lütfen 2023 hedeflerini daha önceki AKP'nin 2023 hedefleriyle ne olur sizin haber şeyi. Ben söyleyeyim mi hocam? Söyleyeyim mi? Tablosunu yapsın. Hocam 2022'de açıklanan orta vadeli ekonomik programa göre 2023'ün sonunda enflasyon %24,9 olacaktı. Evet. Geçen çok yıl. Güzel. Çok güzel. Cari işlemler dengesinin milli gelire oranı -%2,5 olarak öngörülmüştü. Enflasyon %58 şu anda. Ondan sonra Hayır. Bir dakika. İnan bir düzeltme yapalım. Yapalım. 58 Merkez Bankası Başkanı'nın açıkladığıydı. Revize etti hatırlarsan. Hedef yani olarak. 22,3'ü 58 diye revize etti. Sonra evet. Para Kurulu'nun son açıklamasında 62'ye yükseltti bunu hatırla. 62'ye yükseltti. Yani 3 yıllık vadeyi kapsayan orta vadeli ekonomik evet. Program 2022'de açıklanan daha 1 yıl olmadan çöktü. Çöktü. Şimdi çöktü ama bir şey daha söylüyorum. Ne olur orası güme gitmesin diye buyurun. Söylüyorum. Şöyle bak çöktü ama bir şey daha söylüyorum. Merkez Bankası daha yeni raporunu açıklarken hatırlar mısın ne dedi? Merkez Bankası enflasyon tahminlerini revize etti dedi. Hatırla. Evet. Artık dedi 22,3 değil kaç olacak dedi? 58 olacak dedi. Evet. Sonra hiçbir açıklama yapmadı. Bir hafta iki hafta geçti. Para Kurulu politika faizini açıklarken o açıklamasında enflasyon tahminini çaktırmadan 3 puan daha yükseltti. Hatta 4 puan. 62 yaptı. Ne olur unutmayalım. Daha yeni Merkez Bankası 58'i 62 diye revize etti. Şimdi ise OVP'de 65 diye revize ediliyor. Ya pes arkadaşım ya. Ben senin 2024-25 hedeflerini ciddiye alır mıyım ya? Sen daha içinde bulunduğumuz yılın yıl sonu hedefini bile doğru dürüst hesaplayamıyorsun. Altını çizerek söylüyorum. Sen daha 2023'ün yıl sonu hedefini bile doğru dürüst hesaplayamıyorsun. Önce 22,3 dediniz. Hata yaptık dediler. 58 diye revize ettiniz. Sonra revize etmeden bir basın açıklaması yaptınız. Para Kurulu bir kamuoyuna bir bilgi verdi. Bu 62'ye yükseltti. Şimdi OVP'de bu oldu 65. Bu olacak şey değil. Yani açık söyleyeyim Merkez Bankası Başkanı'nın kredibilitesi şu an çok ciddi zarar gördü. Yani öyle OVP ya 65 diyor. OVP şimdi açıklanan Cumhurbaşkanı yardımcısı 62 nerede 65 nerede? Olur mu böyle? 3 gün geçmemiş arada. Ya hocam bak başka bir ülkede olsa skandal bu. Ne olur böyle abartıyor gibi görme sevgili inan. Yok hocam estağfurullah. Bir daha söylüyorum. Hocam şunu merak ediyorum ben. Şimdi bu 2022 yılındaki OVP'yi kim açıkladı? O zaman bakan şeydi. Tamam. Nurettin Nebati. Değil mi? Tamam. O zaman tamam. Faiz sebep enflasyon sonuç vardı. NAS vardı. Tamam. Rasyonel politikalardan uzaktaydık falan. Sonra Mehmet Şimşek geldi. Rasyonel politikalar neyse onu yapacağız dedi. İşte en son TÜİK'in açıkladığı enflasyon daha gerçekçi bulundu. Faiz artışlarına başlandı. Vesaire vesaire. Merkez Bankası Başkanı'nın açıkladığı enflasyon raporu o zaman işte kimileri tarafından hani yani eskiye kıyaslarsak ayakları biraz daha yere basıyor falan denildi. Şimdi bu zihniyet değişiminin yani zihniyet değişimi demek de doğru değil de değişen zihniyet değil politika değişiminin yansımasını görmüyor muyuz bu tabii. OVP'de? Şunu demek istiyorum. Yansımasını görmediğimiz gibi. Ya en basit bir şey. Yıl sonu enflasyon hedefini bile doğru dürüst hocam doğru dürüst hesaplayamıyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bakın
22,3'ü çöpe attınız. Bravo, tebrik ediyorum. Aynı zamanda OVP'nin de eski OVP'nin, senin okuduğun eski OVP'de 24 virgül kaçtı? 9. İnan orada söylemişti. 9 hocam, 9. 24,9. Yok yok, 24,9'du, bravo. Hadi onu attın bir çöpe. Sonra tamam, bunu ne diye açıkladın? 22,3 diye açıkladın. Onu da çöpe attın. 58 yaptın. Onu da çöpe attın. 62 oldu. Onu da çöpe attın. Şimdi 65. Yahu kardeşim, bunların hepsi 2 ay içinde oluyor ya. 1,5 ay içinde oluyor ya. Seni kim ciddiye alır ya? Hocam siz, sizin itirazınız, ya 2024'ün sonunda nasıl enflasyon %65 olabilir? Daha yüksek olur mu diyorsunuz? Yoksa hani bu 2024 değil. 2023 bu konuştuğumuz. Ne olur yakın bir, yani 3 ay sonrasını konuşuyoruz. Doğru ya. Yanlış söyledim. 2023. Ha, tabii. 2023. %65. Ben diyorum ki şimdi bu 65 bile diyorum gerçekçi değil. Evet. Neden? Çünkü yani piyasalarda bu 70-75 bandında. Hemen bak yeni bugünkü gazetelerde bak hani şey ne diyelim ona mürekkebi kurumadan söyleyeyim. Bak bugünkü gazetelerden hemen sana hemen haber vereyim. Bak mesela Morgan Stanley, tamam, Morgan Stanley revize etti yıl sonu enflasyonunu. Kaç yaptı biliyor musun? Şöyle dedi. Ben dedi bunun şeyini bir dakika şurada evet hemen yazdım çünkü Morgan 66'ya çıkarttı. Bak bir daha söylüyorum. 66'ya bak, bizimkinin yine bir puan üstünde. Bizim 65'in bir puan üstünde Stanley'ninki. Morgan Stanley. Şeye geçelim. JP Morgan'a bakalım. O 65'e çıkartmış. Bak şeyle aynı. Söyle. Bizim OVP ile aynı. Ama Mayıs'ın diyor 2024 Mayıs'ında bu 73 ile zirve yapacak diyor. Yani 70'ler bandına doğru gideceğini de uyarısını yapıyor. Evet. Bunun altını çizelim. Peki siz Mayıs'ta ne diyorsunuz? OVP'de Mayıs'ta 33 olacak diyorsunuz. 2024'te 33. Özür dilerim. 2024 yıl sonu 33 olacak diyorsunuz. Bak bunlar Mayıs'ta 73 ile zirve yapacak olan TÜFE nasıl yıl sonunda yani 33 olacak? Yani 7 ayda 75'ten 33'e inmesi evet, gerekecek. Bakın yani Morgan'ın tahminini gerçekçi kabul edersek 73'ten 33'e indireceksiniz. Hangi baba yiğit bunu bize açıklayacak? Birileri bunu açıklasın. Onun dışında bakın BOFA var, Amerika'nın önde gelen bankalarından. O da %70'e yükseltmiş yıl sonu enflasyonunu. Bak çok, en yüksek yapan o. 2024 beklentisini de bayağı ciddi yukarılara çıkartıyor. %40'lar civarında. Sen ne demişsin? 33 demişsin. Evet. Yani bunun gibi bankalar bu rakamlara inanmıyor. İnanmadıklarını da işte kamuoyuyla paylaşıyorlar. Onu da bilgisini vereyim istedim. Hocam. Birinci şey bu. Bir reklama mı gitmemiz bir şey lazım? Yönetmenim. Evet. Kaç dakika? Şu. Hocam bir dakika. Ha. Hocam bir dakika. Kaç dakika tamam. Emre? Şunu söyleyeyim. Hocam bir iki dakikalık bir reklamımız var. Bir onu girelim sonra devam edelim, olur mu hocam? Ayrılmayın tamam, Skype'tan. Tamam. Bekleyin, devam edeceğiz. Tamam. Gidelim tamam, reklama şimdi. Günümüzüne devam ediyoruz. Aziz Konukman hocam internet bağlantısıyla yayında orta vadeli ekonomik programı konuşuyoruz. Aziz hocam enflasyon hedefini eleştirdi. Tutmaz bu dedi. Tamam. 2024'te enflasyon hedefi 35 miydi hocam? Kaçtı buraya? Kaybettim şimdi. %33. 2024'te evet, %33, 2025'te 15,2, 2026'da 8,5. Yani tek haneli. Şimdi bak tamam. Bunlar da mı olmaz 2023, hocam? Bak 2023 65 şey bu. Bu önce 58 açıklandı hatırla. Sonra 62 oldu para kurulu kararı raporunda. Şimdi 65 olmuş. 2024 zaten Merkez Bankası Başkanı açıklamıştı. 2025'te 15 demişti. Burada yeni olan 2026. Ya birden 8,5'a iniyor. Niye? Çünkü saplantısı var. Tek hane enflasyona gireceğiz. Seçime giderken güzel bir slogan. Bunu da buraya öyle yazı vermişler. Açık söylüyorum. Hiçbir ciddiyeti yok. Altını çizerek söylüyorum. 15,2'den 8,5'a nasıl indiğini açıklamazsam ben bunu ciddiye almam kardeşim. Tamam mı? Laf olsun diye buraya yazmışım. Şimdi önce başka bir şey söyleyelim sevgili İnan. Şimdi sen haberci olarak cümleye nasıl girdin?
Dedin ki 2023 rakamlarına bir bakalım. Eski OVP'ye döndüm farkındaysan, değil mi? Evet. Geçen yılki OVP'ye. Evet. Ya kardeşim, burada formatı değiştirmeleri lazım. Yani eğer sen gerçekleşme tahminini veriyorsan OVP'de, tamam mı? 2023 yılı gerçekleşme tahminini veriyorsan 2023 yılı hedefini de vermen lazım. Ki ben senin gerçekleşme tahminlerinin 2023 hedeflerinden ne kadar saptığını öğrenebileyim ve bunun nedenlerini araştıralım. Ama hiçbirisi yok. Lütfen şimdi resmi gazetede yayınlanacak, hep beraber göreceğiz ki o resmi gazetede yayınlanan o belgede 2023 yılı gerçekleşme tahminini göreceğiz orada. 2024 program olacak, 25 program, 26 program, ama 2023 program yok. Anladım. 2023'te program neydi ki gerçekleşme bu oldu? Bunu yapamazsanız, siz içinde bulunduğunuz yılı ciddi bir şekilde masaya koyup değerlendirmezseniz 2024, 25, 26 tahminleriniz hiç kimse ciddiye almaz. Peki. Burada anlaşabildik mi? Evet. Sen bile, bakın sen bile bir haberci olarak, bileği lütfen yanlış değerlendirme. Bir haberci hocam, olarak. Uzman sizsiniz. Hayır. Burada doğru bir şey yaptın. Çok önemli bir şey yaptın. 2023'ün hedeflerini verdin. 2023 gerçekleşmeleriyle kendin karşılaştırdın. Örneğin dedin hocam enflasyon ama burada 65 vermişler dedin. Diyen sensin. Anlatabildim mi? Anladım. Yani gerçekleşmeler ne kadar farklı? 24,9 nerede? 65 nerede ya? Bunun açıklamasını yapın kardeşim. Niye peki öyle oldu? Hocam. Neden 24,9 öngördünüz? Tamam. Hocam dolar TL tahminleri var ya. Dolar kuru nereye çıkar tahminleri var orta vadeli planda. Şimdi diyorlar evet ki 2023'te 23,9, 2024'te 36,8, 2025'te 43,9, 2026'da 47,8 olacak diyorlar. Dolar TL şöyledir kuru. Şöyledir o. He? Şu şöyle hesaplanmıştır. Ne olur onu yapalım hemen. Milli geliri biliyorsun o tablolarda OVP'de TL cinsinden verir. Gayri safi yurt içi hasılayı TL. Bir de dolar cinsinden verir. Birbirlerine böldüğümüzde 2023, 24, 25, 26 ortalama dolar kurları çıkmış olur. Büyük bir ihtimalle bu haberi yapan arkadaşlar o hesabı yapmışlardır. He. Burada zaten Bloomberg HT'den okuyorum hocam ben bunu. Tamam. OVP programına yönelik olur projeksiyonlara göre diyor zaten. Aynen, doğru, söylediğiniz doğru. Doğru. Ama hocam çok acayip değil mi yani 2026 yılında evet dolar 50 lira olacak diyor. Ya hocam şimdi sen söyleyince ben çok şaşırdım. Ya bunu açık açık yazmışlar oraya ya. Olacak şey değil yani. Tahminlerde açık açık yazmışlar. Bu da iyi bir haber yani. Artık saklayamıyorlar bazı şeyleri. Şimdi burada ben senin dikkatini başka bir yere çekmek istiyorum. Bütçe açığı. Ne olur ona bir bak. Bakayım. Maalesef tablolar önümüzde yok. 1,6 trilyona çıkartmışlar bütçe açığını, gerçekleşme tahminini. Hatırla ne kadardı o? 659,4 milyar. Bakın bir daha söylüyorum. 659,4 milyar. Hadi 660 milyar diyelim. Yani 0,6 trilyondu. Bakın 1,6 trilyona çıkıyor. Açıklasınlar kardeşim. Neden? Ben söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Borçlanma limitini 3 misli artırdılar. Açık söylüyorum. Yani vergi geliriyle finanse edemeyecekler ama olağanüstü bir şekilde borçlanma yapacaklar. Onun için bütçe açığı ben o zaman demiştim ki 2,2 trilyona yükselir demiştim. Burada muhafazakar bir tahmin yapmışlar. 1,6 yapmışlar. Halbuki biliyorsun ek bütçe çıktığı zaman bütçe açığı değişmez sevgili İnan. Doğru. Yani 659,4 milyar yani 660 milyarlık açık ek bütçeyle değişmez. Niye? Ek bütçe denk çünkü. 1,1 trilyon gelir eklenmiş, 1,1 trilyon da ödenek eklenmiş. Dolayısıyla bütçe açığı aynı kalır. Ama gelin görün ki bütçe açığı 660 milyardan 1,6 trilyona çıkıyor. Resmen bu mali disiplinin
ayaklar altına alındığını gösteriyor. Ciddi anlamda bütçe disiplininin yok olduğunu gösteriyor. Şimdi sen bütçe disiplininin böyle rezil olduğu bir yerde para politikası açıklasan bunu kim ciddiye alır ya? Çünkü para politikasının bütçe ayağı bu kadar çarpılmışsa o masa devrilir sevgili İnan. O masa devrilir. Anladım. Hocam bir de ya bu dolarla ilgili yani oraya biraz kısa geçtik hocam. 47,8 olacak diyor ya şimdi evet. İnsanlar şöyle düşünmeyecek mi? Bir daha söyleyeyim. 2023 evet. Yılında 23,9, 2024'te 36,8, 13 lira birden arttı bir yılda. 43,9, 7 lira birden arttı. Sonra 47,8 olacak diyor 2026 yılında. Şimdi insanlar bunu duydukları zaman, gördükleri zaman, okudukları zaman gidelim dolar alalım demeyecekler mi? Ya dolar işte, 50 lira olacakmış dolar. Dolar alalım diyecekler. Vallahi, bu da doların şimdi, yükselmesi sonucunu doğurmayacak mı? Şöyle yap. Ekrana şunu getirebiliyor musunuz? TL cinsinden milli gelir projeksiyonları ve dolar cinsinden OVP yayınlansaydı o tablo olacaktı ama görebildiğim kadarıyla basın açıklaması sırasında o tabloyu ben Yılmaz'ın paylaştığını gördüm. O tabloyu bulamaz mıyız? Bir daha sevgili söyleyin İnan, tabloyu bulursak, bir daha söyleyin hocam. Şunu diyorum, büyümenin yer aldığı ilk tablo, büyüme dedi, kişi başına düşen gelir dedi, milli gelir dedi, TL cinsinden, dolar cinsinden, onu bulabilirseniz tamam. Oradan birlikte kontrol edebiliriz demek istedim. Tamam, bakalım hocam, müyesser bakacak editörümüz. Müyesser YouTube'dan geri sararak bakabiliriz, belki oradan ekran görüntüsüyle verebiliriz. Yani test edelim şeyi. Tamam. Bloomberg'in yaptığı hesabı test edelim demek istedim. Olur hocam. OVP'de büyüme tahminleri düşürüldü diyor. Bir de. Evet. Doğru, büyüme 2023'te, tahminleri de düşürüldü. Evet, 5'ten 4,4'e, 5,5'ten 4'e düşürülmüş 2024'te. 2025'te 5,5'ten 4,5'e düşürülmüş. Buna ne diyorsunuz şimdi hocam? Şimdi bak düşürüldü ama yani 2024'ün mesela 2023'e bakalım önce istersen. 2023 büyümesi hemen şuradan bakayım. 4,4 gerçekleşme tahmini. Evet. Yani öngörülenin altında. Hani dedim ya, evet. Öngörülenle bir analiz yapsaydık geçen yılın OVP'sinde ne öngörülmüş, şimdi ne olmuş diye. Senin önünde ver o. Önceki işte söylüyorum ben size. Geçen yılın OVP'sini açtın. Bir bakar tamam, mısın oraya? Söylüyorum hocam. Önceki tahmin 2024'te 5,5. Yani. Evet. 5,5'ten 4'e düşürülmüş. 2023'ü diyorum. Neyi hocam? Hayır. 2023'ü diyorum. 5'ten 4,4'e düşürülmüş. Hah, bravo. 5'ten 4,4'e. Evet. 2014. 2024'te 5,5'ten 4'e düşürülmüş hocam. Evet. 2025. 5,5'ten 4,5'e düşürülmüş. Gördün mü? Büyümelerin hepsini düşürmüş. Niye biliyor musun? Niye? Ama dikkat et. 2023'teki büyüme yine 4,4. 5'in altında ama bu Erdoğan'ın bastırmasıyla olan bir şey. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü Erdoğan şunu gördü. Bütün seçimlere büyüyen ekonomiyle girdi. Ne olur bunun altını çizelim. Bütün seçimleri böyle kazandığı seçimlerde hep ekonomi büyürken girdi. Onun için Erdoğan'ın büyümenin küçültülmesine tahammülü yok. Radikal bir küçülmeye tahammülü yok. Dolayısıyla enflasyonla mücadele ciddiyetsiz bir laf. Niye? Çünkü büyüme tercihini yaptığınız zaman enflasyon kontrolden çıkar kardeşim. Bu kadar net. Düşürmüş onun ama için, hocam. Efendim düşürdü ama yani biliyorsun işsizlik yaratan bir şey olmaz o. Büyüme ne olacak? 5'ken 4,4 olmuş. O kadar olacak. Siz bir sürü kemer sıkma yaptınız. Perişan ettiniz insanları. Dolaylı vergileri artırdınız. Zamlar geldi. O kadar olacak canım yani. Ama hani radikal bir düşüş yok. Dikkat et, düşüşler ne zaman? Seçimlerden sonraki dönemde olacak. Demek istediğimi anlatabildim mi? Anladım. Yani bak 2014'te 4,0, bak 4,4'ün altına iniyor. Evet. 2024'te niye? Mart seçimleri var çünkü. Evet.
Anladım. Burayı anlatabildim mi bilmiyorum. Anladım, anladım hocam. Peki hocam Yani yani... enflasyonla mücadele palavra olduğunu da enflasyon öngörülerinden zaten görüyoruz. Evet. Hocam yani şimdi hani Mehmet Şimşek'ten çok umutlu olanlar vardı. Ya bir şey değişmedi mi yani bu planda? Ya Hani bu bence ya değiş. Nas'tan vazgeçilmesinin buraya olumlu bir yansıması yok mu hiç? Ya olmadı ya, inan Allah aşkına kaç yıldır bu işlerle uğraşıyorsun. Ya bu iki kişinin getirilme nedeni sıcak para değil miydi ya? Allah aşkına siz yazmadınız mı ya? Haber yapmadınız mı? Evet. Bana Allah aşkına söyle. Maliye Bakanı'yla Merkez Bankası Başkanı niye değiştirildi ya? Sıcak para gelmiyor. Tayyip Erdoğan'ı ilgilendiren sıcak paraydı. Onun için Nas'ta ne dedi? Şimdilik durduğum yerde duruyorum ama bu iki arkadaşa yol verdik dedi. Hatırlasana ya. Evet, bir Beştepe'yi görelim bir Emre. Bu arada Erdoğan'ın konuşması sona erdi hocam. Şimdi Cevdet Yılmaz'ı çağırdı. Yanında da Mehmet Şimşek var. Birlikte fotoğraf pozu veriyorlar. Mehmet Şimşek'in Bir açıklaması gerekmez senden. mi? Hocam bu program Mehmet Şimşek niye açıklamıyor? Ya şimdi Mehmet Şimşek'le Strateji Bütçe Başkanlığı birlikte hazırlıyorlar. Bunun bir tek istisnası hatırlarsan damat olmuştu. O açıklıyordu, evet. Yeni ekonomik program diye açıklamıştı. Bakın onda bir heyecan vardı. Mehmet Şimşek'te o heyecan da yok. Onu anlatmak istiyorum. Bir de ikinci bir şey, ne olur cari işlemler dengesini açar mısın geçen yılkini, ne olur? Bakayım hocam 2023'ü söyler misin bana? bulabilirsem söyleyeceğim hocam. Yok yok, senin elinde var. Şöyle o şey büyüme falan diyor. Böyle cari işlemler dengesi diye görürsün orada. Bakıyorum hocam. İşsizlik var, bilmem ne var. Cari açık. Evet, cari açık. 2023'te -4 öngörülüyor hocam. Bir Yok önceki yok. -2,5'muş. Rakamın kendisi. Rakamın Yok yok, kendisi yok rakamın hocam. kendisi. Bakayım. Ona Var bakıyorum. var. Bak cari işlemler dengesi der. Cari işlemler dengesi milyar dolar der. Ha, benim önümde yok hocam. Onu söylemeye çalışıyorum. Dur, ben buldum, ben Ha, buldum. buldunuz mu? Tamam. Ben buldum. Bir dakika, ben buldum. 2023. Bakayım şuradan. 2023. 23 cari işlemler. Hocam ben de ekonomi Bak gazetecisi değilim bu 22 arada milyar yani. dolar. Evet. Bak sevgili inan 22 milyar dolar, not et ne olur. 22 22 milyar dolar. milyar dolar cari işlemler dengesi. Eksi 22. Kaç çıktı biliyor musun şimdi? Kaç gerçekleşme tahminini söyleyeyim mi? Söyleyin hocam. 42,5 milyar dolar. Fiyasko ya, fiyasko ya. Ya bir daha bakayım, yanlış bakmayayım. Benim gözlerde Niye gözlük fiyasko hocam? değiştireceğim. Yani ne anlama geliyor bu? Ya şu demek, cari işlemler dengesi patlamış. Yani bizim döviz talebimiz patlamış. Çünkü cari işlemler açığının büyümesi demek dış kaynaklara dayalı büyümüşün demektir. Yani dış kaynak kullanmışsın, iç tasarruflara dayalı bir büyüme olmamış. Bu o anlama gelir. Anladım. Hocam bu arada Erdoğan demiş ki KKM görevini yerine getirmiştir. Türk lirası mevduata dönüşmesini yolunu açacağız demiş. Ya şimdi ya şaka gibi ya, ne olur ya, benim valla kafayı yedirtecekler bize ya sevgili inan ya. Ya sen bu ortalama dolar kurlarını böyle açıklarsan ya kim dönüşecek ya, İşte onu niye sordum dönüşsün demin ya size. kardeşim? Yani de Ya tabii 2026 yılında inan dolar 50 sen lira olacak dedikten sonra kim ya, KKM'yi vallahi bırakıp komik da Türk ya. lirasına gider? Ya komedi, yemin ederim komedi ya valla. Ya onun için Bloomberg'in hesapları doğru mu şimdi, kontrol edemiyorum. Yani arkadaşlar o tabloyu koysaydı, bilemiyorum şimdi. Bir daha söylüyorum. 2023, 24, 25, 26 cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla, dolarla gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını paylaşırlarsa biz oradan ortalama dolar kurunu seninle birlikte hesaplayacağız sevgili inan. Evet. Tablo yok elimizde. Anladım hocam. Valla onu şimdi bulabilir miyiz bilmiyorum hocam. Bir bakmak Neyse, lazım. neyse, Bir de teknik neyse. meseleler ya bunlar. Şimdi biz de böyle her şeyi biliyormuş falan hani Yok gazeteciyiz her şeyi ya biliyoruz vallahi gibi hava matematik atmayalım yani. ortaokul ya sevgili inan, ilkokul ortaokul düzeydeki matematik TL olarak dolar var, kur ne kadar diye bakıyoruz hocam. Yani Anladım. Anladım 300 lira hocam. harcama yaptım, dolar olarak 20 dolar harcadım, doların değeri kaç, soru bu.
Evet. Şu Bloomberg'de arkadaşlar, Bloomberg HT'de bu orta vadeli programla ilgili bir haber var. Orada bu dolar TL tahminleri diye bir grafik var. Yani hocamın dediği değil de onu bir oradan Emre alıp croplayıp bir ekrana verebilir miyiz? Yani nasıl hesapladığını görelim. Kaynak OVP demişler hocam. Şimdi şey de İşte OVP, ama işte OVP'nin milli gelirin TL ve döviz dolar olarak tablosu var. Oradan yararlanmış. Onu anlatmak istiyorum. Anladım O yok hocam. elimizde. Anladım, anladım, anladım. Hocam şimdi yani biz şimdi bu plan, ya orta vadeli planı gördük. Yani daha detaylarına tam hakim olamadınız. Program. Bakacaksınız, okuyacaksınız. İnan. Program ne olur, plan değil. Şey program. Ama ya sen üzülme. Cevdet Yılmaz birkaç kez konuşma sırasında plan dedi ya. Bir de tabii en önemli şeyi söylüyorum. İnan, sona sakladım özellikle. Buyurun. Sonuncu söyleyeceğim çok önemli. Buyurun. Ya 12. kalkınma planı daha yayınlanmadı biliyorsun. Daha meclisten karar olarak, meclis kararı olarak geçmedi. Tamam. 12. kalkınma planı sevgili İnan, bizi izleyenlere hatırlatayım. 2024, 25, 26, 27, 28 dönemini esas alıyor. Tamam mı? 2024, 25, 26, 27, 28. 3 yılı OVP kapsamında. Şimdi bu bugün açıklanan OVP 2024, 25, 26. Ya kalkınma planı açıklanmadan OVP açıklandı. Bu neye benziyor biliyor musun? İnan. Arabayı atın önüne koşmak demek denir buna. Böyle bir kepazelik olamaz. Bu 5018'e resmen uymamak demektir. 5018 şart koşuyor. Diyor ki bizim OVP'nin tabi olduğu kanun bu. Bütçenin tabi olduğu kanun. Diyor ki kalkınma planı önce yayınlanacak, OVP buna göre hazırlanacak diyor. Peki 12. kalkınma planı yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Hayır. Peki 2023 yılı hangi planın parçası? 11. planı, son yılı. Peki 2024, 25, 26, 12. planın ilk 3 yılı. Ortada plan yok. Bunu da ne olur ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri sorun etsinler. Hı. Meclis kararı olmadan herhangi bir 12. kalkınma planı açıklaması yapılmadı kamuoyuna. Anladım. Böyle bir durumda OVP'nin kalkınma planıyla uyumlu olup olmadığını bilme şansınız yok. Ve 5018'in en önemli maddesi ihlal edilmiş oluyor bu durumda. Bunu Anladım. Da lütfen, hani deminden dedin ya usul bazen esastan öne gelir diye. Yine bu durumu da paylaşmış olalım. Tamam. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Rica hocam ederim. Değerlendirmeleriniz İyi için diliyorum. ilk yani abi. Böyle tam da detaylarına hakim olamadan yaptınız bu değerlendirmeyi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Aziz hocam. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Aziz Hocam'ın değerlendirmeleri böyle, tam bir fiyasko olarak niteledi orta vadeli ekonomik programı. Plan deme diye de uyardı beni, program, orta vadeli ekonomik programı böyle değerlendirdi hocam.